Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim, İslam ve edep derslerimizde bugün inşallah 3. dersimizde gıybete vesile olan, gıybete sebep olan manevi hastalıklar üzerinde duracağız. Evet, gıybet çağımızın adeta manevi bir hastalığı. Adeta birçok Müslüman kardeşimizin, hemen hemen hepimizin maalesef zaman zaman içine düşmüş olduğumuz manevi bir hastalık. Peki bunun temeli neye dayanıyor? Nereden kaynaklanıyor? Bunu anlamak, bunu idrak etmek önemli. Gıybetten kurtulmak istiyorsak evvela gıybete vesile olacak manevi hastalıkları öğrenmemiz gerekiyor. İşte bugünkü dersimizde inşallah bu konu üzerinde duracağız. Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor kardeşlerim. Helal belli, haram bellidir. Allah'ın haramları belli, helaller bellidir. İkisi arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim ki bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını kurtarmış olur. Kim de şüpheli şeyler içine dalarsa haramın da içine dalmış olur. Böylesi tıpkı içine girmek yasak edilen koru etrafında davar otlatan çoban gibidir ki sürüsünü o koruya düşürüp otlatmak tehlikesi karşısında bulunur. Dikkat edin ki her melikin bir sınırı vardır. Allah'ın sınırı da haramlardır. Dikkat edin ki cesette bir et parçası vardır. Kardeşlerim, konumuzla alakalı nokta burası asıl. Bedenimizde bir et parçası vardır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. O iyi olduğu zaman bütün ceset iyi olur. O et parçası iyi olduğunda bütün ceset iyi olur. O kötü olduğu zaman da bütün ceset kötü olur. Dikkat edin, o kalptir buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Beden ülkemizin yönetim merkezi kalptir. Kalbimiz temiz olursa, kalbimiz biraz sonra göreceğimiz kibir gibi, haset gibi, kin gibi manevi hastalıklardan kalbimiz temizlenirse, terbiye ve teskiye olursa nefsimiz, Allah'ın izniyle dilimizle de kolay kolay gıybet yapmayız. Veya ağzımızdan kazara böyle bir gıybet dedikodu çıktığında başımız ağrır, rahatsız oluruz. Ben niçin gıybet yaptım? Ben niçin Müslüman kardeşimin arkasından onu çekiştirdim diye kendi kendimize hayıflanırız. Niçin böyle yaptım diye üzülürüz kıymetli dostlar. Kalp temizliği için Allah'ı çokça zikretmek. Kalp temizliği için namazları özenle güzel bir şekilde kılmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i okumak gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini okumak, sadıklarla arkadaşlık yapmak gerekiyor. Diğer bir hadis-i şerif. Günahı hafife almak, günahı hafife almak gıybet gibi, dedikodu gibi günahların yapılmasına vesile oluyor maalesef. Kesinlikle günahları hafife almayalım. Bakın, Müslüman kardeşlerimiz olarak şeytan adeta ağzımıza böyle bir bal sürüyor. Müslüman kardeşimizin gıybetini, dedikodusunu yapıyoruz da hiç rahatsızlık da hissetmiyoruz. Bunun en temel sebebi o günahı küçük görmektir, o günahı basit görmektir. Hani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir kabrin başından geçerken bunlar azap görüyorlar buyurmuştu ya. Neden dolayı ya Resulallah? Birincisi dedikodu yapmaları, gıybet yapmaları, Müslüman kardeşlerini çekiştirmelerinden dolayı. Diğeri de idrarlarını üzerlerine sıçratmaları, yani tuvalet adabına dikkat etmemelerinden kaynaklandı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber vermişti. Şimdi hafife almak, gıybeti hafife almak, dedikoduyu hafife almak veya herhangi bir günah hafife almak aslında günahın kendisinden daha büyük bir günahtır kardeşlerim. Tekrar söylüyorum, herhangi bir günahı küçük görmek, basit görmek aslında günahın kendisinden daha büyük bir günahtır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayetle Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kul bir günah işlediğinde kalbine siyah bir nokta konulur. Eğer o günahtan vazgeçer, Allah'tan af dileyip tevbe ederse kalbi cilalanıp parlatılır. Yani o siyah nokta adeta silinir. Şayet yeniden günah işleyecek olursa kalbindeki siyah noktalar da
artırılır. O hale gelir ki sonunda bu noktalar kalbi örter. İşte bu Allah-u Teala'nın hayır, hayır, onların kazandıkları kalplerini paslandırıp köretmiştir. Mutaffifin suresi 14. ayetinde zikretmiş olduğu randır, yani pastır buyurdu aleyhissalatü vesselam İbn-i Macide ve Tirmiz'de geçen hadis-i şerifte. Demek ki her bir günah, gıybet, dedikodu, yalan, iftira ve benzeri herhangi bir günah kalbimize siyah bir nokta olarak konuyor. Eğer biz tevbe edersek, bir nefis muhasebesi yapıp da konuşmalarımıza dikkat edersek, dil ahlakı noktasında konuşmalarımıza dikkat edersek, işte orada kardeşlerim kalbimiz temizleniyor. O siyah noktalar yavaş yavaş temizleniyor. Hani temiz, benim kalbim temiz diyenler oluyor ya, o ancak Allah'a itaat etmekle mümkündür. O ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyesine uymakla mümkündür. Gıybete sebep olan diğer bir kalbi hastalık da kötü zandır kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'de geçen ve yine Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kötü zandan sakınınız. Zaten Hucurat suresinde bir önceki dersimizde görmüştük. Ya eyyühellezine amenü cüttenibu ketira minezzan buyurmuştu Yüce Rabbimiz. Ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının buyurdu. Resulullah da burada kötü zandan sakınınız. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır buyuruyor. Yani Müslüman kardeşimiz hakkında kötü düşünmek ve bu kötü düşünceyi beslemek, bu kötü düşünce üzerinde çokça durmak bizi gıybete götüren sebeplerden sadece bir tanesi. Diğer bir sebep de haset. Bir Müslüman başka bir Müslüman kardeşine haset ettiğinde, başka bir Müslüman kardeşini kıskandığında, onun iyi hallerini, onun makamını, onun maddi durumunu, manevi durumunu çekemediğinde onun gıybet ve dedikodusunu yapmaya başlar. Bundan Allah'a sığınırız kardeşlerim. Lütfen çalışan kardeşlerimizi, bir makama gelmiş, maddi bir imkana sahip olmuş olan kardeşlerimizi kıskanmayalım, haset etmeyelim. Onlara gıpta edelim. Gıpta nedir? Gıpta onda da olsun, bende de olsun. Ya Rabbi o kuluna lütfeyledin, ikram eyledin, bana da ihsan eyle ya Rabbi demektir gıpta. Ama haset onda olmasın, bende olsun demektir. Bundan dolayı sevgili dostlar, gelin Allah için, Allah için hasetten sakınalım. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Haset etmekten sakının, zira ateşin odunu yiyip tükettiği gibi haset de iyilikleri yer ve bitirir buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Haset insanın iyi amellerini mahvediyor. Hem maddi hastalıklara sebebiyet veriyor haset, hasetçilik, kıskançlık, hem de kıymetli dostlar gıybet ve dedikoduya, hatta iftiraya kadar, hatta ona kötülük yapmaya kadar işi götürenler olabiliyor. Kibir, bu da gıybete sebebiyet veren amellerden bir tanesi, kalbi hastalıklardan bir tanesi. Yani kendisini büyük gören, kendisini büyük makamlarda gören, kendini üstün gören, başkalarını da alçak gören, başkalarını da küçük gören bir kimse çok rahat bir şekilde, kolay bir şekilde gıybet dedikodu yapar. Çünkü kibirli kimse kendisinde bu hakkı kabul eder. Yani bende böyle bir hak var. O kim ki der ve onun hakkında başlar ileri geri konuşmaya. Bakınız Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez buyurdu. Bunun üzerine sahabiler sordular. Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder. Yani elbisemizi güzel giydiğimizde, ayakkabımız güzel olduğunda, şimdiye göre kıyaslayalım. Güzel bir evde oturduğumuzda, helal ve meşru şekilde güzel bir arabaya bindiğimizde bu kibir midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir. Yani kişinin temiz elbise giymesi, kişinin kaliteli elbise giymesi, israfa ve gösterişe kaçmamak şartıyla temiz ve nezih giyinmesi, güzel imkanlar içerisinde oturması, arabaya binmesi kibir değildir. Helal ve meşru yoldan gittikten sonra herhangi bir sıkıntı yoktur. Asıl kibir hakkı kabul etmemektir ve insanları hor görmektir. İnsanları mesleğinden dolayı, insanları diplomasından dolayı, insanları makamından dolayı hor ve hakir görmek en büyük manevi hastalıklardan bir hastalıktır. Yüce Rabbim böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin.
Kardeşlerim, başka bir manevi hastalık, yani gıybete, dedikoduya vesile olan başka bir manevi hastalık, kin tutmak. Bir Müslüman, Allah göstermesin, başka bir Müslümana kin tuttuğunda onun hakkında ileri geri konuşmaya başlar. Aradan yıllar geçmiş, hala onun dedikodusunu yapıyor. Onun hakkında ileri geri konuşuyor. Bakınız, Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durup selam vermemesi helal değildir buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bakın, ilk önce Peygamberimiz bize ne tavsiye buyurdu? Kin tutmayın buyurdu. Kin tutmayın. Aranızda bir tartışma olmuş olabilir. Geçmişte Müslüman kardeşinizle, komşunuzla, akrabanızla, eşinizle, dostunuzla herhangi bir tartışma, herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı olmuş olabilir. Ama bunu ileriye götürmek, bunu kincilik olarak devam ettirmek çok manevi bir hastalık. Maalesef bazı kardeşlerimiz böyle bir hastalığa yakalanabiliyor. Yıllar önce ufak bir tartışma yaşamış, hala onun kinini gütmeye devam ediyor. Böyle olmaktan Allah'a sığınalım. Kin gütmeyelim sevgili dostlar. Ve Resulullah ne buyurdu? 3 günden fazla küstürmek caiz olmadığını, doğru olmadığını, helal olmadığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş olduk. Demek ki bizler, sevgili kardeşlerim, o 3 günlük müsaadeyi de niçin dinimiz tavsiye buyuruyor? Yani o 3 günde kalbimizin soğuması lazım. Normal Müslüman kıvamındaki bir kalbe sahip olan bir kimse 3 günde kalbi soğuması, kincilik yapmadan selam vermesi, barışması lazım. Ama ne yapıyor maalesef kardeşimiz? Aradan yıllar geçiyor, hala kincilik gütmeye devam ediyor. Bu da işte gıybete, dedikoduya ve iftiraya vesile oluyor. Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İnsanların arasını açmak için laf getirip götüren asla cennete giremez buyurdu Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İnsanların arasını açmak için laf getirip götürmek. Nemmam var. Yani bir lafı bir yerden dinleyip hemen başkasına ulaştıran veya bir mecliste bulunup da o meclisteki sözleri alıp başkasına ulaştıran, yani iyi olanları kastetmiyoruz. Güzel olan, tavsiye olan, nasihat olan şeyleri söylemiyoruz. Kötülük amacıyla bir meclisteki bir sözü alıp başka bir kimseye, iki Müslümanın arasını açmak için götüren kimse cennete giremez buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Onun için sevgili dostlar, emanet deyince sadece herhangi bir eşyanın bize verilmesi olarak bunu algılamayalım. Bize bir söz verildiğinde, bize bir sır verildiğinde onun da bir emanet olduğunu ve o emanete sahip çıkmamız gerektiğini, onu sağda solda yaymamaya gayret göstermemiz gerektiğini idrak etmemiz gerekiyor. Burası çok önemli kardeşlerim. Yani bir yerde bir söz duyduk, onu yaymayalım. Başkasına aktarmayalım. Eğer kötü bir sözse, yani diyelim ki, örnek veriyorum, Ahmet Mehmet hakkında konuşmuş. O Ahmet'in lafını alıp da Mehmet'e götürmek. Mehmet, bak Ahmet senin hakkında şöyle 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 şeyler söylüyor gibi cümleler kurmak doğru bir davranış değil sevgili dostlar. Allah için bu hususa önem verelim. Müslümanların felaketine sevinmek. Müslüman kardeşi maddi sıkıntıya düştüğünde, herhangi bir problemle karşılaştığında buna sevinip onun gıybet ve dedikodusunu yapmak da manevi bir hastalıktır. Yine bu konuyla alakalı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kardeşinin uğradığı felakete sevinme, musibete sevinme. Allah onu rahmetiyle kurtarır da seni de derde uğratır buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Hiçbir Müslüman kardeşimizi kınamayalım. Kınadığımız şey başımıza gelebilir. Hiçbir Müslüman kardeşimizin düşmesine, zor durumda olmasına sevinmeyelim. Aynı şeyler veya başka şeyler bizim de başımıza gelebilir sevgili dostlar. Her zaman Müslüman kardeşlerimize samimi olalım. Müslüman kardeşlerimizi Allah için sevelim. Her Müslüman kardeşimizin iyiliğini isteyelim. Yine Peygamber Efendimiz her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyurdu. Yani bir sözü duyuyoruz, hemen başkasına aktarıyoruz. Bu kişiye yalan olarak yeter buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Bu da manevi bir hastalıklardan bir hastalık kardeşlerim. Sonra Müslüman kardeşimizin ayıp ve kusurunu araştırmak.
geçmişini araştırmak. Vela tecessesu buyuruyor ya ayet-i kerimede. O Müslüman kardeşimizin bir açığını bulmaya çalışmak da zaten kötü niyetli insanların emelidir. Hani meşru bir konu yoksa, önemli özel bir konu yoksa bir insanın geçmişini, hayatını araştırıp onu adeta deşifre etmeye çalışmak, onun günahlarını, kusurlarını ortaya dökmek asla bir Müslümana yakışmaz. Öfkelenmek de gıybete vesile olan amellerden bir amel. İnsan kızdığında, insan öfkelendiğinde bir anda dilini tutamıyor, başlıyor o Müslüman kardeşin hakkında ileri geri konuşmaya. Hatta öyle ileriye gidiyor ki gıybeti de geçtik, iftiraya varacak şeyler söylemeye başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi geldi. Ya Resulallah bana nasihat eder misiniz buyurdu. La tağzab buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öfkelenme. Kızma buyurdu. Kızma, öfkelenme. Adam tekrar sordu. Bana bir nasihatte bulunur musunuz ya Resulallah? Efendimiz 3 defa la tağzab, her defasında da öfkelenme diye o sahabisine tavsiyede buyurdu. Öfkelenen bir kimse o öfke haliyle konuşmaması lazım. Bir şeye, bir kimseye öfkelendiğimiz zaman hemen konuşmayalım. Susalım, bekleyelim, bir abdest alalım, bir namaz kılalım, sakince cümlelerimizi kuralım. Kendimizi meşru şekilde müdafaa edelim. Gıybete, aşırılığa, dedikoduya ve fitneye sebebiyet verecek cümlelerden sakınalım. Tabii ki bunları konuşmak kolay, dinlemek kolay ama yaşamak gerçekten zor. Rabbim bizleri yaşayanlardan eylesin kıymetli dostlar. Bakın, çok önemli bir konuya geldik. Çok önemli. Bu hadis-i şerife bazı alim muhaddislerimiz zayıf hadis demişlerdir ama zayıf hadis inanç ve akaid noktasındaysa zayıf hadis delil olmaz. Ama böyle edeple alakalı bir konuysa, nafile bir ibadetse o zaman zayıf hadiste de amel edilebilir demişler. Zaten hadis-i şerifimizi okuduğumuz zaman önemli bir nasihat olduğunu anlayacağız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bu hadis-i şerif Hakim'in Et-Tirmizi'de geçiyor, Nevadirul Usul'de geçiyor, Suyuti'nin Cami-i Sahir'inde geçiyor. Buralara bakabiliriz. Ümmetim dünyaya tazim ettiği zaman İslam'ın heybeti onlardan alınır. Yani Müslümanlar dünyaya çok rağbet edip de ahireti unuttuğunda İslam'ın heybeti onlardan alınır. İyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bıraktıkları zaman vahyin, Kur'an'ın bereketinden mahrum olurlar. İyiliği emretmeyi, kötülükten yasaklamayı bıraktıkları zaman Kur'an'ın, vahyin bereketinden mahrum kalırlar. Onun için herkes, her Müslüman kardeşimiz elinden geldiğince, gücü yettiğince, imkanına göre tebliğ ve davet çalışmalarına katılması lazım. Ümmetin birbirine küfrettiğinde, sövdüğünde, hakaret ettiğinde, birbirinin aleyhine gittiği zaman Allah'ın gözünden, nazarından düşerler buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kardeşlerim, burada buranın bir açıklamasında, izahından da şunu anlıyoruz. Devamlı eleştirmek, eleştiri kültürü. Yani öyle Müslüman kardeşlerimiz var ki devamlı her bir olayı, her bir şahsı, her bir kişiyi eleştirmeyi kendilerine adeta böyle amel edinmişler. Bu doğru bir davranış değil. Yani eleştiri ahlakımız olması lazım. Bir Müslümanı bir konuda eleştireceksek, bir, ben o eleştirebilecek makamda mıyım? İlmi seviyede miyim? İkincisi, eleştirdiğim zaman konuya güzelce hakim olup helal ve meşru sınırlar içerisinde tenkidimi yapabilecek miyim? Bütün bunlar soru işareti kardeşlerim. Dikkat etmemiz lazım. Yani devamlı eleştiri yapmak, eleştiriyle hareket etmek, Müslüman kardeşlerimizi devamlı tenkit etmek, hiçbir şeyi beğenmemek, bu böyle olan kardeşlerimiz başlarını iki avuçlarının arasına alıp bir nefis muhasebesi yapmaları gerekiyor. Hiçbir şeyi beğenmemek, hiçbir Müslüman kardeşimizi beğenmemek. Bu doğru bir davranış değil. Bu hususa dikkat edelim. Son olarak şöyle bir hadis-i şerif var bu konuyla alakalı. Çok önemli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu minvalde bir hadis-i şerifi var. Bir adama denir ki şu koyunlar içerisinde, şu koyun sürüleri içerisinde en güzeli, en iyisini kap gel bakalım, al gel bakalım denir. O adam gider o kadar koyunun içerisinden bir köpeği tutar gelir diyor. Yani o kadar koyun içerisinden iyi bir koyun bulamadı da bir köpeği alıp geliyor adam. İşte yapılan bir sohbetten cımbızla 30 saniye, 1 dakikalık yeri kesip de o tamamen yapılan sohbeti
sohbete yönelik fitne çıkarıcı açıklamalar yapmak. Veya herhangi bir Müslüman kardeşimizin 90 tane güzel ameli var da 91. onun bir tane kötü amelini ön plana çıkarıp onu rezil etmek. Veya o Müslüman kardeşimiz hakkında ileri geri daima konuşmak, gıybet yapmak. Ne kadar kötü bir şey. Rabbim bütün bu konuştuklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik nestağfiruke ve etubu ileyh. Neşhedü en la ilahe illa et ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.